Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik bilgi notları ikinci derse karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz süreci nasıl işlemektedir? Yazılı sınav sonuçlarına sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 10 iş günü içinde Merkez Sınav Kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan birime ya da kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci nasıl işlemektedir? Sözlü sınav sonuçlarına sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde merkezde ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğüne, illerde il milli eğitim müdürlüklerine itiraz edilebilir. İtirazlar ilgili sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunca en geç 10 iş günü içinde incelenerek oy çokluğuyla karara bağlanır ve itirazların muhatabı birimlerce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavın ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca yapılması halinde itirazlar nasıl yapılır? İtirazlara ilişkin hususlar bakanlık ile ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Atamada başarı puanının eşitliği halinde öncelik sırası ne şekildedir? Hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Atamada isteğinde bulunanlara en fazla kaç tercih hakkı verilir? Atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Hizmet grupları arasında geçişler ile ilgili hususlar nasıldır? Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan, aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak ilgilinin talebi üzerine bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önceden asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir. Hizmet grupları arasında geçişler ile ilgili hususlar nasıldır? Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Bu yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın kendi alanında öğrenimle kazanılan görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın da Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, şef ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atanabilirler. Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir. Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olanlar atanabilir.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına atama nasıl yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinin B bendinde öngörülen şartların yanında Eğitim Kurumu Müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır. İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrosuna atanacaklarda ayrıca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartı aranır. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar hangileridir? İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolardır. 5. hizmet bölgesinin bölge hizmeti süresi ne kadardır? 5. hizmet bölgesinin bölge hizmeti süresi 2 yıldır. 1. hizmet bölgesinin bölge hizmeti süresi ne kadardır? 1. hizmet bölgesinin bölge hizmeti süresi 6 yıldır. 3. hizmet bölgesinin bölge hizmeti puanı ne kadardır? 3. hizmet bölgesinin bölge hizmeti puanı 10,8 puandır. Bölge hizmeti süresini hangi tarih itibariyle tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri hangi ayda sonuçlandırılır? Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibariyle tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri Haziran ayında sonuçlandırılır. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirmeye esas puanın hesabında hangi tarih esas alınır? 31 Mayıs tarihi esas alınır. Sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında nasıl bir yol izlenir? Devlet Memurları Kanunu ile devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri ile ilgili iş ve işlemler nasıldır? Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran tarihi itibariyle tamamlayanlar aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bu maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunurlar. İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan yöneticilerin atamaları Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresiyle bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır. Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerle ilgili hususlar nelerdir? Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az 3 yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerle ilgili hususlar nelerdir?
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az 3 yıl görev yapanlar iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla 20 kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı personelin görevde yükselme, ünvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik bilgi notları ikinci ders burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.